10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 149 Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 1495. Metnin dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz. Cevap, metinde gayet anlaşılır, sade bir dil kullanılmıştır. Çok az da olsa yabancı kelimelere yer verilmiştir ama bu metnin anlaşılırlığını engellememiştir. Üçüncü kişili anlatım ve ilahi bakış açısı kullanılmıştır. Altıncı metnin kurmaca dünyası ile eserde anlatılan dönemin gerçekliği arasındaki ilişkiyi karşılaştırınız. Cevap, metinde gerçek hayatta yaşanabilecek olaylarla kardeşlerinin Balkiye'yi kuyuya atması, hükümdarın hastalanması gibi, olağanüstü olaylar, yılanların konuşabilmesi gibi, bir aradadır. Bilimin çok gelişmediği bir dönemde insanların bu türlü olağanüstü, hayali olaylara inanmaları bana normal geliyor. Ancak günümüz için inanılması mümkün olmayan durumlardır bunlar. 7. Metinle ilgili tespit, eleştiri, beğeni ve güncellemelerinizi metne dayanarak ifade ediniz. Cevap, metnin dilini ve kurgusunu beğendim. Olağanüstü durumların çok uç olduğunu düşünüyorum. Ben olsam metnin sonunda Şahmaran'ın hayatta kalacağı bir son kurgulardım. 8. Şahmaran ile Lokman Hekim adlı metni, 2. ünitedeki Tahir ile Zühre hikayesiyle aşağıdaki tabloda verilen özellikler açısından karşılaştırınız. Cevap, etkinlik Balkiye'nin yaylağa çıkması ile birlikte, biraz ileriye tahtını kurdurmuş ve üzerine oturmuş olan yılanlar kralı Şahmaran gürledi. Burnuma insan kokusu geliyor. Burada bir insan var. Onu tutun bana getirin. Fakat sakın öldürmeyin, sağ istiyorum onu. Emri alan yılanlar derhal sağa sola dağıldılar ve kısa zamanda Balkiye'yi bularak Şahmaran'ın huzuruna getirdiler. Bütün yılanlar onun öldürülme emrini beklerken, Şahmaran tamamen aksini yaptı ve Balkiye'ye tahtının sağ tarafında yer göstererek oturttu. Sonra da ona doğru eğilerek şöyle konuştu. Hoş geldin katilim. Balkiye bu iyi kabule sevindi ve sağ olun diye karşılık verdi ama katilim sözünden nenin kastedildiğini anlayamadı. Şahmaran, onun kendisine şaşkın şaşkın baktığını görünce, yine diğer yılanların duyamayacağı bir sesle izah etti. Beni sen öldüreceksin. Ama şimdi değil. Daha zamanı var. O zaman geldiğinde sana söyleyeceklerim var. Şimdilik benim misafirimsin. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Sana her türlü izzet ve ikram gösterilecektir. Ta ki usanıncaya kadar. Yukarıda verilen parçadaki anlatıcıyı belirleyiniz. Cevap, parçada üçüncü kişili anlatım kullanılmıştır. Anlatıcının özelliklerinden yola çıkarak metinde hakim, kahraman ve gözlemci bakış açılarından hangisinin ya da hangilerinin kullanıldığını belirleyiniz. Cevap, parçada hakim bakış açısı kullanılmıştır. Belirlediğiniz anlatıcı ve bakış açısının anlatıma etkisini değerlendiriniz. Cevap, bu anlatıcı ve bakış açısı ile okuyucu, kahramanların iç dünyalarına da hakim olabiliyor ve metni daha iyi anlayabiliyor. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 149 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.